Hocam e, malum istikrarsız bir İslam toplumu var, İslam ümmeti var maalesef. Yani bir araya toplanma konusunda e, hani kanayan yaramız olarak nitelendirdiğimiz Kudüs'te Binlerce kardeşimiz, binlerce çocuk vefat etmesine rağmen e, bir araya toplanma imkanımız olmuyor. Diğer taraftan baktığımız zaman ehli küffar ise bir araya toplanmış ve kendi küfürlerini gayet iyi bir şekilde propaganda yaparak yapmış oldukları zulümleri doğru gibi göstererek böyle bir e, yol üzerinde devam ediyorlar. Biz de haliyle yani Müslüman olarak içten içe yanıyoruz. Hani elimizden geldiğince e gidip protestolara veya sosyal medya üzerinden devlet başkanlarına bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Yani bu konuda toplanmayacak mı? Kaç tane daha çocuk ölecek? Buna yönelik sürekli bir sorgulama yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla bu gündemi sadece bugün değil güncel değil de tamamen şey yapmak için farklı programlar yapmaya çalışıyoruz. Ama bunların her birinin sonunda yine orada binlerce kardeşimiz şehit oluyor. Binlerce kardeşimiz orada annelerinin, babalarının ölümünü görüyor. Yani bunu hissetmeye çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yine de devam ediyor. Yani bir Müslüman olarak şu anda çok böyle ne yapacağımızı bilmediğimiz, yani bir yönlendirmeye ihtiyacımız var gibi hissediyorum. Bir ümmetin başı olmadığı için de bunu yapacak kişiler hep birazcık kendi alanlarında sınırlı oluyor. Yani herkese hitap eden kişiler olmuyor. Biz ne yapmamız gerekiyor yani? Babana söylesen ne derdi sana? Sen ders çalış oğlum der miydi? Öyle derdi. Çok güzel. Arkadaşlar, İsrail 1948'de kuruldu. Bu rakam doğru olabilir. Ama gerçekte 1924'te kuruldu. 1924 nedir? Evet, evet. Hilafetin kaldırıldığı tarihtir. Hilafet nedir? Nerede la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birisi varsa onun şemsiyesi. Hilafet kaldırıldıktan sonra Mekke'yi bile Yahudi'ye verebilirlerdi. Allah'tan böyle bir talepleri olmadı. Bugün sen Allah senden razı olsun. Allah seni Halid bin Velid'le buluştursun cennetinde. Dert ediyorsun bunu. Tamam seni de koyalım. Hepimizi yani. Dert ediyorsun. Ama kaşınan yeri böyle alıp inceliyorsun. Kaşıntı nereden geliyor bu vücudun? Derideki kaşıntı nereden geliyor? Ciğerden. Ciğerden tahlil istiyor doktor. Burada kaşıntı var diyorsun. Ciğerden kan istiyor. Çünkü kan dolaşıyor. Ciğerdeki sıkıntıları getiriyor. Deriye taşırıyor. Bugün boykot ettik, şunu ettik, bunu ettik. Kimse bunların başımıza neden geldiğini sormuyor babasız bir çocuğa gelen vuruyor, giden vuruyor. Hilafeti konuşalım dediğin zaman, namaz kılan Müslümanlar da ne diyor, nereden çıktı bu konu diyor. Kafirler zaten rahatsız oluyorlar. Bir. İki, İsrail, Allah onu kahretmeyi bize nasip etsin. Bugünkü Gazze'deki saldırısını sence geçen hafta mı planlamıştır? Bir sene önce mi planlamıştır? Bu dünyada 100 yıllık plan yapan mı çok başarılı oluyor? Bir yıllık plan yapan mı? İki. Üç. İslam topraklarını yönetenler gavur değil. Çoğu gavur değil yani. Böyle Afrika'da filan birkaç ülke var. Müslümanlar azınlık orada diye görülüyor. Hristiyan başında putperest birisi var. Namazlı niyazlı adamlar. Mısır'ın başındaki adam namazlı niyazlı bir adam. Karası örtülü. Biz de başörtüsü kavgası yapıyorduk. Adam bak karısı başörtülü. Ama bir milyon Filistinli ölse refah kapısını açamaz. Niye? Çünkü biz İslamiyet'i ve iyi Müslümanlığı tarikata girmek olarak anladık. Siyasetle de uğraşana da tövbe estağfurullah ne işin var siyasetle? Dendi. İlk defa Erbakan, Necmettin Erbakan Allah rahmet eylesin. Siz o günleri tabi bilmiyorsunuz. Bu Müslümanlıkta siyaset de olması lazım. Bizim dinimiz dünyaya bakan yönü olan bir dindir. Dediği zaman adamı alaya aldılar. Takunyalı Erbakan diye adını çıkardılar. Takunya nedir onu biliyor musunuz? Tahta terlik. Ağaçtan yapılan terlik. Alay etmek için böyle düşündü. Ama en çok da Müslümanlar alay etti adamla. İslami cemaatler alay etti. Onun miting yaptığı yerleri dolaştılar. Bunun namaz kıldığı camide namaz kılmayın daha dediler. Namaz olmaz orada dediler. Dolayısıyla dünya tarikatla mı yönetiliyor, siyasetle mi yönetiliyor? Siyasetten estağfurullah Allah'a sığınırız dedin sen. Siyaset geldi başına bela oldu şimdi. Bir mazeret hakkımız var mı bizim toplum olarak? Hayır. Hiçbir mazeret hakkımız yok. Çok uygun başımıza gelen o zaman bu gelişmelere uygun. Şimdi beşinci maddeye geliyorum. Boykot yapıyoruz. Boykot yapmak. Zannediyorum cuma namazı kadar değil ama nafile namaz kadar önemli bir şey. Ama keyfimizden mi boykot verelim firmalardan mı ne dersiniz? Kolaya protesto ediyoruz. A kolası İsrail'inmiş diyor. B kolasına geçiyorsun. B kolası benim mi lan o da onun. Ya da ne oğlunu. Yani bir savaş türü geliştiriyoruz ki gülünç duruma düşürüyor bizi bu. Zevklerinden ferahat edemeyen, bedeninden, canından ferahat edemeyen şehit olabilir mi? Ben şehit olmak istiyorum ama ölmeyeceğim o şartla. Böyle bir şehitlik olabilir mi? 6. cevabım bugün üniversitedeki mümin kardeşlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Şeref levhamız bizim be. Hepsi ölüp gitse bile bütün dünyanın birleşmesine karşı 500 kişi direndiler lan bu müthiş bir şeref. Kaldı böyle olmayacak. Kıyamet sabahına kadar İsrail orada duracak. Ama mücahitler de duracak. İsrail hiçbir zaman yok olmayacak haberiniz olsun. Ezilecek sadece. Kaçak fare gibi yaşayacak. Devletini alıp sağa sola kaçıracak. Kamboçya'ya götürecek. Bir yere gidecek. Ama İsrail yok olmaz. Gece yok olmaz hayattan. Şeytan yok olsun diye dua edemeyiz. Şeytana karşı galibiyet ver diye dua edilir. İsrail şeytanın fiziki şeklidir. Bunu kaldır ya Rabbi. Niye kaldırsın ya sen ne güne duruyorsun? İsrail güçlü olduğu için Gazze mahkum değil şu anda. Müslümanlar siyasetten, ekonomiden tembellik yapıp geri kaldıkları için İsrail güçlü duruyor. Biz onlardan daha güçlüyüz aslında. Ama gücümüzü toprağın altına gömmüşüz. O zaman sen bugün Gazze'li kardeşlerimi ölümden kurtarayım diye kampanya başlattığın an mevcut sürüngenliğe destek vermiş olursun. Ne dediğim anlaşılmadı mı? Ne demek o? Ciğerden yara mikrobu geliyor. Sen sürekli buraya krem sürüyorsun. Krem sürünce hafifliyor yaran. Kremin etkisi geçince ne oluyor? Siz kaç yaşındasın? 20. Kaç defa Gazze bombası duydun? En az 10 defa. En az 10 defa. Ben 10 yaşından beri haber duyarım. 10 yaşından beri duyuyorum nasıl saldırdığını. Bir şey değişmiyor. Çünkü benim tedbirim bir aylık saldırıyı önlemeye yönelik adamın yatırımı 5 asır sonrası için. O zaman siyasetçilerimize Gazze'ye bir gemi dolusu gıda gönderin. Demeyeceğiz. Daha iyi biz götürürüz. Sen devlet olarak, madem Müslümanlardan oy istiyorsun, İsrail'in ve Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın ve Gazze'nin ve benzeri davalarımızın 20 yıl sonrasına yönelik yaptığın işler listesini getir demiyoruz, diyeceğiz. Hangi planın 100 yıl sonrasına? Birleşmiş Milletler'de gidiyorsun, haykırıyorsun. Gazze'yi niye böyle yapıyorsunuz diyorsun. Duygulanıyorlar, ateşkes ilan et diyorlar. Sorun çözüldü mü? Sorun çözülmedi. Zaten adamın silahlarını yağlaması için ona bir vakit lazımdı. Adam zaten ateşkes yaptı askerleri dinlenmesi için tatile çıkmaz. Bir sene tatile çıkıyor. Bir sene sonra gene gelecek. Sen bir mümin olarak tek başına bunu düzeltemezsin. Tamam sen 10 kişinin kulübün başkanısın. Devletin başı değilsin ya. Yani. Sen yanlış düşünmüyorsun değil mi? Ya yani kulübün başıyla imparator falan zannetmiyorsun kendini değil mi? Ma senin bir üstün var, onun bir üstü var, bir üstü var. En üst çatıya doğru sen bastırdığın için gidiyor bu. Seçimde senin önüne gelen belediye başkanı, bana oy verdiniz, ben de sizin yolu yaptım diyor. Allah razı olsun, al bir oy daha mı diyorsun? Yoksa ne diyorsun? Ulan hain belediye başkanı. Kanazya sonu yapmadan yolu yaptığın için kazdılar bir hafta sonra. Onu gene yol gitti bizim. %100 benziyor mu buna? alt yapıyı çözmüyorsun. Mesela İsrail'in bugünkü pilotları nerede eğitim gördü? Konya askeri üstünde. Erbakan o zaman haykırdı. Ne yapıyorsunuz bu hainleri niye buraya getirdiniz dedi. E bu sosyal ilişkidir, askeri ilişkidir filan dendi. Konya'da eğitilmiş askerler bombalama yapıyor şimdi orada pilotlar. Ha onlar er geç bir yerde eğitim göreceklerdi. Ben rahattım ama şimdi vicdanım rahattı. Azerbaycan bedava petrol veriyor İsrail'e. Bu petrolü nereden alıyor İsrail? Ceyhan'dan alıyor. Biz de o arada günlük 100 dolar para kazanıyoruz diyelim. Vanayı orada yapmama yatırımı 100 yıllık bir plandır. Seçimde bir iş görmüş olmak, devletin bütçesine para kazandırmak için İsrail'e petrol gitmesini sağlamak da bir yıllık plandır. Allah'ı seçmekle vatandaşın oyunu almak arasında fark var gençler. Bu olunca da biz sadece markaları protesto edebiliyoruz. Keyfimizden asla taviz vermiyoruz oluyor. En uzun 3 aylık ateşkes için yalvarıyoruz. 100 yıllık bir plan yapamıyoruz. Niye yapmıyor siyasetçilerimiz bu planı? Sen istemiyorsun ki. Bir katma puan vereceğim sana. Bir tık yukarıda kazanacaksın ...diye bir üniversiteye taviz verse siyasetçi... ...tamam işte her şey düzeliyor. Tamam. Bir dakika. Tamam bu reisi susturalım. Bu tamam. reis bu. Yok reisi susturalım. Tamam. Kulüp başkanı tamam. Hocam mesela bu mevzuda da işte... E, ...o gece işte... ...Gazze'de hastane bombalandığında... ...İsrail Konsolosluğu'na gittik mesela. Hani müthiş bir enerji. Biz daha Başakşehir'den mesela görseniz o gece... Böyle arabalar hani millet araba kiralamaya çalışıyor tıklım tıklım. Hatta İstanbul'un her yerinden zaten oraya gidince gördük. Ama işte hani bunu taşkınlığa dönüştürmeyelim. Ya bak işte biz 40 yıl önce da mesela çok büyük zulümlerle kaybetmişiz. İşte Erbakan Hoca'nın açtığı yolda çalışmışız, gayret etmişiz. Bugün geri almışız hani sakin olalım, işte uzun vadeli çalışalım deyince... ...bu sefer bu böyle şey olarak değerlendiriliyor bazılarınca. Yani... Ya işte adamlar orada ölüyor. Yani hepimiz çok üzülüyoruz. içimiz kan ağlıyor ama böyle deyince de ya sanki şimdi harekete geçmeyelim de bir bekleyelim böyle sakin bir eleştiriye maruz kalıyoruz. Ben rahatlıyorum. Başka bir şey. Gazze'deki mümin rahatlıyor başka bir şey. Bu pansuman tedbirler. Allah rahmetsin. Bu da Erbakan'a ait bir ifade. Pansuman tedbirlere hep yaranın üstüne krem sürme, yara bandı sürme tedbirleri beni rahatlatıyor. Gazze'yi rahatlatmıyor. Siz o gün oraya gittiniz, ise konsolosu orada değildi ki zaten adam evinde keyif sürüyordu. Siz oraya niye gittiniz peki? Kendinizi rahatlattınız. Başsız bir toplumdan bu beklenebilir sadece. Bir organizatör sorumlu gerekir. Hem yasal olarak problem çıkmaz hem de işe yarar yaptığımız. Ama dünyada görülüyor ki bütün Türkiye sokaklara dökülse Sonuç yüzde bir değişmeyecek. Ama devletin politikacıları bir açıklama yaptığı an mesele yok. Bu cuma namazında geçtiğimiz bugün yani hatta cuma namazında Suudi Arabistan'da hutbe okurken imam Filistinli kardeşlerime zulüm görüyor dedi. Hutbeyi bitirmeden adamı tutukladı götürdüler. Bu yukarıyı etkiler diye korkuyor. Oradan kral tembih etti değil herhalde. Kral o hutbeyi dinlemiyordu. Bir mahalle camisiymiş orası. Biz şuurlanmadıkça Gazze'de yanar, Keşmir'de yanar, her yer yanar. Biz şuurlandıkça da yangın söner. Şuurlanmamızın başında da hilafetimiz, siyasetimiz, ekonomimiz, her şeyimiz var. Onun için bir tarikata gireyim mi diye sorarsa bu, gir locası sonrası diyecek halim yok herhalde, gir diyeceğim. Hangi tarikata gireyim derse ne diyeceğim? Allah'tan korkuyu, ibadeti, haramlardan kaçmayı, siyaseti ve ümmet şuurunu sana kazandıran her tarikata girebilirsin. Biz siyasetle ilgilenmiyoruz. Sadece seçimlerde oy kullanıyoruz. Güle güle. Dünyadan ele tek çekmeyeceğiz yani hocam. Hayır. Çokça çalışacağız. Bu bir cinayet. Bir insan çoluk çocuğunu bırakıp bir yere gidemeyeceği gibi ümmetini de bırakıp bir yere gidemez. Bugün cuma namazı kılmayanlar da sorumlu. İmkanı olduğu halde elindeki bilimsel birikimi ümmetine sunmayanlar da sorumlu. Nasıl bir doktor ameliyat olacak bir çocuğu ameliyat etmeyip ölümüne sebep oluyor. Bir siyasetçi, uluslararası ilişkici, bilgisayarcı, yazılımcı, ilahiyatçı, İslami ilimlerden her kimse. Bir kabiliyetimiz var. Allah bize bir alan vermiş. Benim alanım sizinle bunu konuşmak. Başka bir şey istesem de beceremiyorum. Bunu size veriyorum. Siz benden bu konuyu konuşmak için geldiğinizde ben işim var gidin gençler dediysem o çocuğu ameliyat etmeyip ölümüne sebep olan doktor gibi vebal altındayım. Siyasetçi ümmetini düşünmek zorunda. Lafla, edebiyatla, eylemle, her şeyle. Ben de siyasetçiyi denetlemek zorundayım. Ulan hep böyle diyorsun sonunda bir şey değişmiyor. biz bizi aldatıyor mu? Sormak zorundayım.